O zaman bağırsaklarla ilgili bir soru var. Hazır mısınız? Tövbeler olsun. Nedir o? Hocam, bağırsak florasındaki bakterilerinin sayısının ve türlerinin işte fazla olmasının nedeni ne olabilir? Sağlık açısından bize etkisi nedir? Of. İkinci beyin bağırsak sohbeti üzerine anladığım kadarıyla gelen birkaç tane sorudan biri. Evet, öncelikle bu sorunun geniş cevabı için yine bizim YouTube kanalında bulunan sevgili İlker Çağlayan'la birlikte yaptığımız beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar videosuna bir referans vereyim. Lütfen gidip o videoya bir bakın. İlker bu konularda uzman bir arkadaşımız ve aynı zamanda da yoğun olarak çalışıyor. Orada zaten detaylıca konuştuk ama meselenin özeti kabaca şu. Bizim vücudumuz, işte mesela ben beyinciyim diye herkes her şeyi beyinden ibaret zannediyor beni çok dinleyenler ama öyle bir şey değil. Beyinler tek başına yaşayamıyorlar biliyorsunuz. Bir de beden diye bir eklentileri var. Tövbeler olsun. Eklenti olur mu? Bedenin bir parçası beyin. Sadece bir organ aslında. Vücut bir sistemdir ve bir orkestra gibidir. Yani bir enstrümanı çıkarın o müzik eksik kalır. Dolayısıyla bedenin her bir parçasının bu canlılık dediğimiz mesele çok çok önemli ve birbirinin yerine konulamaz katkıları var. Bağırsak dediğimiz yapı daha önceden uzun uzun anlattık. Vücudu baştan başa geçen bir boronun önemli bir kısmı, çok büyük bir yüzdesini oluşturuyor. Ve burası bizim vücudumuzun aslında daha önce anlatmıştım içi değil dışı. Neden? Boş bir boru olduğumuzu düşünün. Dünya içimizden geçiyor, üstten giriyor, alttan çıkıyor öyle düşünün. Devamlı bir madde transferi var. Ve burası bütün borunun iç kısmı aslında vücudumuzun dışına tekabül ediyor. Bir dışa açık bir sistem. Şimdi bu sistem birincisi çok iyi korunmak zorunda. İki, sindirim dediğimiz büyük bir kimyasal parçalama süreçleri zincirinin hakkıyla yapılması gereken bir yer. Çok iyi korunması niye? Mikroba, toza, işte partiküllere, zehirli maddelere çok açık. Ve dolayısıyla bunun için iyi bir koruma kalkanı lazım. Bir de yediğimiz yiyeceklerin her birinin ayrı bir kimyasal özelliği var ve onun için ayrı kimyasal parçalayıcılara ihtiyaç gösteriyor sistem. Ve bu kimyasal parçalayıcıların hepsi mide ve bağırsak sisteminin farklı farklı yerlerinde devreye girip atıyorum proteinleri midede, işte yağları 12 parmak bağırsağında falan filan sindirerek geri kalan daha küçük parçaları da bağırsağın ilerilerinde parçalayarak bir şekilde sindirim işlemini yapıyor. Şimdi bütün bu işler vücudun kendi iç kaynaklarıyla yürütüldüğü gibi nasıl ki beyin, bağırsak, karaciğer, efendim kalp birbirinden bağımsız değilse bizim vücudumuz da etrafındaki ekosistemden bağımsız değil. Biz aynı zamanda bir ekosistemin parçası olarak da bir canlıyız ve onun içinde bir fonksiyon görüyoruz. O ekosistemin diğer canlılarıyla da yoğun bir ilişkimiz var. Bunların çok önemli bir kısmı da adına bağırsak bakterileri dediğimiz genel olarak mikroskobik canlılar. Bunların binlerce türü vücudumuzda bizimle beraber bir ortak yaşam sistemi içinde yaşıyorlar. Ve bu arkadaşlar sadece misafirimiz değiller. Vücudumuzun bir parçası bunlar. Sadece orada da değil. Derimizin üzeri deri hücrelerimizden çok daha fazla mikroorganizma içeriyor. Hem derimizin üstünde hem bağırsağımızın içinde ilk işlev olarak bizi koruyorlar. Dışarıdan gelecek her türlü hastalık yapıcı organizmanın vücudun içerisine girmesini dışarıdan ve içeriden yani sindirim sisteminin duvarından sürekli engelliyorlar. Mesela uzun süre antibakteriyel sabun kullanırsanız ki bu aralar dezenfektandır, işte antibiyotikli sabundur kullanmaktan yavaş yavaş ellerde lezyonlar görülmeye başlandı birçok insanda. Bu bakteri tabakasını da sürüklediğiniz için zamanla yok ettiğiniz için deriniz savunmasız kalabiliyor. Böylece çatlamalar, iltihaplar, şunlar bunlar söz konusu olabiliyor. Bu işin koruma kısmı. Bir de bu bakteriler de sonuçta canlı. Bunlar da yiyorlar, içiyorlar ve işte bir şeyler çıkarıyorlar ortaya. Çıkarttıkları kimyasal maddeler ya da metabolik artıklar bizim vücudumuza karışıyor. Milyonlarca senedir biz bu arkadaşlarla beraber yaşadığımız için onların bize en uygunları, bizim de onlara en uygun metabolik hallerimiz birlikte evrimleşmiş. Buna işte koevolüsyon ya da birlikte evrim diyoruz. Ve dolayısıyla optimal bir zeminde beraber tıngır mıngır yaşıyoruz. Şimdi sorun ne? İnsanın fabrika ayarlarının ikinci maddesinde özellikle beslenme maddesinde uzun uzun anlatmaya çalıştığım çok az besinin, sadece doğal besinin, tabiatın sunduğu şeylerin olduğu ve başka seçeneğin olmadığı bir ortamda milyonlarca yılda optimal bir dengeye gelmiş bir sindirim sistemi ve beden şu anda endüstriyel gıda dediğimiz aklımıza gelen her şeyi tadı güzel her şeyi çok fazla üretebildiğimiz bir sistem içerisinde ciddi bir sorun yaşıyor. Tabiattaki beslenme sistemimize göre bağırsağımızda oluşmuş bir flora yani belli bakteri türlerinin belli oranlarda bulunduğu bir örtü varken bugün yediğimiz besinlerin farklılaşmasından dolayı bu flora değişiyor. Ve bu flora bize ne yapıyor? Diyoruz ki biz ekmek yemeden doymam. Bunu kim söylüyor? Biz değil. Bağırsağımızda
aşırı karbonhidrat tüketimi dolayısıyla sayıları anormal artmış olan ve bu karbonhidratlarla beslenen bizim için olumsuz etkili bakteriler bunu söylüyor. Mesela ekmek yemeği kestiğimiz zaman bir türlü doymuyoruz, hababam aşeriyoruz, gözümüz de doymuyor, karnımız da doymuyor. Halbuki mesela İlker'in çok güzel söylediği gibi insanlar arasında ben ıspanak yemeden hayatta doymam diye bir şey söyleyen kimse yok. Çünkü ıspanak karbonhidrat gibi bağımlılık yapmıyor. Ispanağı özellikle seven bir bakteri türü bizim içimizde aşırı üreyemiyor. Biz bu beslenme sistemi dolayısıyla darmadağın ettiğimiz için içeriği şu anda düşünme sistemimizden günlük alışkanlıklarımıza kadar hemen her şeyi bağırsaklarımızdaki bu bozulmuş floranın çarpık kentleşmesi tırnak içinde yönetiyor diyebiliriz. Eşkıyalar ortamı kaplamışsa ortamda terör estiriyorlar. Diyorlar ki pasta ye, pastaneye gir, hepsini ye, salam ye, sucuk ye, işlenmiş et ürünü ye, çiğnenmesi kolay şeyleri yut, beni hasta etme, ben onları istiyorum falan filan. Devamlı bunu yapıyor ve eğer siz bir şekilde sağlıklı beslenmeye karar verirseniz karşınıza çıkan en önemli şey bu bakterilerin aç kaldıklarında yaydıkları kimyasal ve diğer yollarla stres sinyalleri oluyor. Bunlar da bize şunu yapıyor. Ya bizi rahatsız ediyor. Mesela işte kramplar giriyor, kabız ya da ishal oluyoruz, bir şey oluyoruz beslenmemizi değiştirince. Ya da bizde anormal bir aşerme duygusu yaratıyor. İlla şunu yemem lazım. Hani bazen bazı insanın böyle tatlı ister ve gözü döner ya böyle bir dalar bir yere bir muzlu pasta, çikolata ağzıma depsem de şöyle rahatlasam. O aslında içerideki arkadaşların isyanı. Ve biz eğer buna dikkat etmezsek sevgili dostlar, gerçekten ben bunu bizzat yaşayan bir insandım. Allah'a şükür yırttık o kısımlardan gibi gözüküyor. Adeta bir kuklacının kuklayı iple oynattığı gibi bu bakteriler bizi her tarafa oynatıyorlar. Her yemeği yerken bir sonraki yemeği zaten hesap etmek zorunda olan garip bir canlı olarak bu açlık ya da doymama yönündeki dürtülere karşı koymamız çok zor. Beynimizde de burada çok kolay hacklenebilir bir bölge var hipotalamusta. Arkuat çekirdek oraya gitti mi bakterinin toksini artık fıttırıyorsun. Ama ketojenik diyet gibi, arındırıcı diyetler gibi bir süreçten geçtikten sonra özellikle belli bir süre ki bu maksimum 10-15 gündür sabredip hayatımızdan şu endüstriyel ve aşırı işlenmiş kompleks karbonhidratlı şeyleri bir çıkarırsak gıdaları, neticede bağırsaklarımızdaki bu tırnak içindeki kötü bakterilerin sayısı azalıp da iyi bakteriler arttıkça biz artık bir güzel salataya aşermeye başlayacağız. Hazal'ın kulakları çınlasın. Et yiyesimiz, tatlı yiyesimiz gelmeyecek. Mesela sürekli et isteyen de bunlar. Sürekli böyle yağlı ballı kebapları, baharatlı şeyleri isteyenler de bunlar. Bu tip yemeklerin vücudumuzda bağımlılık yapmasının en büyük nedeni bugün işte o bakteriler, bunu biliyoruz yani. Dolayısıyla bunu değiştirmek de elimizde. Çok basit bir rejimle onların yarattığı aşermeler ya da rahatsızlıklara belli bir süre kulağımızı tıkayıp dikkatimizi dağıtabilirsek sistem çok kolay değişiyor. Ama ben bu işte şey yapmam, ekmek yemeden doymam, tatlısız hayat mı olur? Bak zaten Oytun Hoca da illa baklava yiyin her yemekten sonra falan dedi diye devam ederseniz siz bilirsiniz. İnsan biliyorsunuz çevre genişliği diye bir şey var ama bu sosyal çevre değil, şu bel çevresi. O bel çevresi biraz fazla geniş olunca şeker hastalığı bilmem ne, kalp krizinden küt gitmeler maalesef çok fazla yaygın. Yani bakteri sadece bakteri değil, bağırsak sadece bağırsak değil, beyin de tek başına değil. Hepsi beraber çalışıyor. Vücudumuza bir bütün olarak ilgi gösterelim. Bir kez daha insanın fabrika ayarlarının bence en önemli cümlesini hatırlatmak istiyorum. Bütün kitapta birkaç kere tekrar etmiş olabilirim. Sağlık yemeyle, ilaçla, vitaminle, egzersizle sadece olmaz. Sağlık bütüncül nedir efendim? Bir barış halidir. Bütün sistem barış halindeyse buna sağlık diyoruz. Bu sosyal çevremiz de dahil, zihinsel çerçevemiz de dahil, yani psikolojik sağlığımız da dahil. Hepsi bütüncül olduğunda biz buna sağlık diyoruz. Ama bugün maalesef ne yiyeyim de sağlıklı olayım, ne içeyim de, hangi sporu yapayım da sağlıklı olayım şeklinde indirgemeci bakışlar maalesef bizi daha sağlıksız yapabiliyor. Hocam burada şunu da eklemek lazım. Biz fiziksel olarak değişikliklerden bahsediyoruz. Tamam. Fakat bu yediğimiz, içtiğimiz şeylerin bir totalde aynen bahsettiğimiz gibi etkisinde psikolojik rahatsızlıkların da kaynağı olabileceğini, kaynağı olmasa bile bunları perçinleyebileceğini görüyoruz. Aslında beslenme bu noktada birçok şey oluyor. Kesinlikle doğru. Bu da aklınızda bulunsun. Zaten bunu açarız başka bir soruda ayrıntılı bir şekilde.